Evet, close test kısmında kaldığımız yerden devam edebiliriz. Hemen close testte sorulan boşluklara baktığımızda 15 numaralı boşluğumuzda bir isim sorusuydu. 16 numaralı boşluğun olduğu tarafta ise yanılmıyorsam bir adjective clause olması gerekiyordu. Evet. Neyi vurgulamaya, neyi pekiştirmeye çalışıyor ona dikkat edeceğiz. 17 numara soruya baktığımızda impact 17 numaranın hemen preposition sorusu olması gerekiyor. Evet. Burada impact bizim için önemli olacak tabii. Buradaki impact ile hemen şöyle altını çizip belirteyim. Kelime sorusunun olmuş olduğu hemen baş tarafta çözmüş olduğumuz bir impact sorusu daha vardı hatırlayacak olursanız. Bakın buradaki kullanım çok daha yalın, çok daha sadeydi. Ama buradaki impact'e biraz dikkat etmemiz gerekecek. Onu yeri geldiğinde hemen belirteceğim. 18 numarada ise cümlenin öznesi verildiği için arka tarafından bir tense sorusu ile karşı karşıya kalacağız. Evet, 18 numarada. Bakalım nereye doğru vurgu gidiyor. Ve 19 numarada da yanılmıyorsam virgülün arka tarafından ya bir ek bilgi ya da bir deyimsel, edatsal ifade kullanımı. Evet, edatsal ifade kullanımı var. Bakalım hangi tarafa doğru gidecek. Edatsal olanı da var. Tabii zarf cümleci boyutunda olanı da var. Küçükleri de görüyoruz burada. Hemen ardından da cümle tamamlama sorularıyla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Human populations are shifting to cities demiş. İnsan nüfusu birazcık şehirlere doğru hani kayıyor diye bir giriş yapmış. Bu durumda which is leading to rapid increases hızlı artışlara sebep olmakta neydi? In the number and extent of urban areas demiş. Şehir bölgelerinin efendim ebatında, boyutunda ve tabii ki number'ında, sayısında artışlara neden olmaktadır bu durum diyor. Bu popülasyonların şehre doğru akması olayı. Burada önemli bir belirteç, önemli bir ifade. Increase in bir şeydeki artışla beraber gitti. Such changes bu tarz değişiklikler, şehre doğru kaymalar are well known. Ne yaptığı çok iyi bilinir bakalım. The cause bir şeye yol açtı bilinir. Neye? Arka tarafında in olduğu için şu yukarıdakiyle bağlantılı olacağını düşünüyoruz. Bu tarz değişiklikler in the number of many species birçok türün sayısında neye sebep olduğu çok iyi bilinmektedir dediğimizde. Tabii ki bu tarz durumlardan genelde olumsuz bir şekilde etkilenirler. Birçok türün sayısında yukarıki tarafta artışla alakalı bir increasing görmüştük. Burada da in'le beraber giden bir tane ismimiz var arkadaşlar. Bu sefer artış değil de azalış kelimesi olacak şekilde biraz daha decrease'e hizmet edebilecek bir kelimemiz. Burada da bu azalışı, bu azalmayı veren decline in oldu arkadaşlar. Ön tarafta dediğim gibi increase in'le başlaması bize bir aslında yine bir yardımcı olmaya çalışıyordu. Çünkü lead to da bir şeye yol açmak, cause da bir şeye yol açmak. Bunların arka tarafından bir tarafta increase in olmuş, bir tarafta şehir bölgelerinin sayısı ve boyutu, ebatı artış gerçekleşiyor. Bu tarz değişiklikler birçok türün sayısında da yine azalışa sebep olacaktır. Yine bir cause, lead to, increasing, decreasing, declining şeklinde gitmiş. Proses, süreç kelimemiz in'le beraber kullanılmıyor. Trend yine in'le kullanılmayan awareness bir şeyin farkındalığı dediğimizde off'la beraber gider genelde. In'le gitmez ve prevention alıkoyma, engelleme de kullanılacaksa from'la beraber hem isimli hem de fiili kullanılabilmekte arkadaşlar. Devam ediyorum. But they can also act, fakat bu tarz değişiklikler şuradaki saçın devamı olduğu için they can also act as alternative selection pressures, aynı zamanda alternatif efendim seleksiyon pressure'larına, yani buradaki baskı, basınç anlamı değil de sıkıntı, problem oluşturmaktadır. Bu tarz bir rol de üstlenmektedir bu değişiklikler diyor. Ne tarz sorunlar, ne tarz sıkıntılar bunlar? Bazı türlerin adapte olabilmesi ne yönelik olan sıkıntılar diyecek. Burada kritik ifademiz adapt arkadaşlar. Çünkü bu sıkıntıları, bu sorunları, bu problemleri anlatırken bir şekilde olsun buna ek bilgi vereceğiz değil mi? Öncelikle olarak kişiyle alakası olmadığı için şunları bir devre dışı bırakayım. In which mi? To which mi? Into which mi? Şeklinde giden bir durumumuz söz konusu. Burada tabii ki adapt arka tarafa kaçmış. Bazı türlerin adapte olabildiği sıkıntılar, sorunlar, problemler, baskı, basınç durumları vesaire falan. Adapt neyle kullanılabiliyorsa yan tarafında giden preposition de ona göre şekillenecek. Tabii ki adapt'in to aldın bir şeye. Adapte olabilmek şeklinde kullanıldığında bunun to which'e doğru giden, bunu bilen arkadaşım
daha doğrusu tu ile kullanıldığından arkadaşım Twitch'e çok rahatlıkla gidebilir arkadaşlar. Devam edelim hemen. Nerede kaldık? Yukarıda. Johnson and Mansus start review the pressures demiş. Johnson ve Mansus art. Efendim bir grup olabilir, kişi olabilir, ajans olabilir. Bu sıkıntıları, bu baskı basınç üyelerini biraz inceliyorlar, review ediyorlar. That urban environments exert, bu efendim şehir bölgelerinin, şehir çevrelerinin nüfuz ettiği, uyguladığı efendim bu sıkıntıları, yol açmış olduğu bu sıkıntıları bir gözden geçiriyorlar. The ways in which species may or may not adapt, türlerin adapte olabildiği ya da olamadığı efendim yolları, yöntemleri inceliyorlar. The larger impact ve bir de şunu da inceliyorlar. Bir şeyin etkisini dediğimizde o büyük etkiyi de inceliyorlar yine kendi içerisinde. Dedim ve bundan sonra kişinin aklına tabii yine impact'i görünce impact'i onunla beraber kullanmak ister. Ama hatırlatmak istediğim nokta şurası arkadaşlar. Impact'in onu zaten arka tarafta kullanılmış. Yani these evolutionary events, bu yenilikçi, bu efendim evrimsel olan olayların doğal süreçler ve insan popülasyonu üzerine olan etkilerini incelemişler dediğimizde bu yenilikçi evrimsel olan olayların bir şey üzerine etkisinde onu zaten kullanmış. O yüzden biz bir daha impact on diye gidecek olursak Bursa'yı yanlış yapmış oluruz. Zaten yukarıki taraftaki kelime sorusunda impact onu sormuşlar. Bir daha böyle bir impact on sormaları sınav test mantalitesine de aykırı olacaktır. Burada biraz akıllı olmakta fayda var işin açıkçası. Bir şeyin bir şeye etkisi dediğimizde arkadaşlar, eğer ki bize on arka tarafta veriliyorsa bu şekilde impact olurdu, influence olur demiştik. Ya da effect olur demiştik. Of önce geliyor, of something. Ondan sonra on something şeklinde, hani bir şeyin bir şeye etkisi olabilecek boyutta araya bir of alıyoruz. Ondan sonra ona devrediyoruz. Yani burada biraz dikkatle doğru cevabımızı denizliğe doğru çekiyoruz diyebiliriz. Dikkat etmekte fayda var. Ve son tarafa doğru geldim. Sondan ikinci. Understanding such urban evolution patterns, bu yeni olan efendim evrim yenilikçi olan bu şekilleri, patternları anlamak diyor. Bizim ability'miz, yeteneğimizi ne yapacaktır? Efendim arttıracaktır, geliştirecektir şeklinde gidiyordu yanılmıyorsam. Evet, bu tarz bir gidişatım var. To foster species persistent in the face of urbanization, şehirleşme sıkıntısıyla karşı karşıya kalındığında bu türlerin kendilerini devam ettirmesini destekleyecek o yetiyi bizim de geliştirmemizi yardımcı olacaktır. Geliştirecektir diyor. To mitigate some of the challenges, bu sıkıntıların bazılarını mitigate etmeye, azaltmaya yardımcı olacaktır, destekleyecektir diyor. Sıkıntılar dedikten sonra arka tarafta biraz ipucu vermiş, hastalıklar var vesaire. Bu hastalıklar ki adaptation can bring, adaptasyon tabii sürecinin vesaire getirebileceği, yol açabileceği bazı sıkıntılardan bahsetmiş hastalık derken. Burada adaptasyon sürecinin getirebileceği şeklinde kullanınca demek ki bir nevi aslında bize present çerçeve ya da geleceğe yönelik bir future çerçeve çizmeye çalışıyorlar. Burada da yine türlerin may or may not adapt dediği, adapte olup olamayacağı vesaire dediğimizde evet buradaki olasılık kısmını geleceğe yönelik bir ipucu, bir mesaj olacak şekilde değerlendirmek lazım. Zaten baktığınızda arkadaşlar full baştan sonra present'la giden bir teste, bir metinde daha doğrusu hiçbir şekilde gördüğünüz üzere herhangi bir present seçenekle karşılaşmıyoruz. Ne bir improve var, ne bir has improved, have improved vesaire falan. Present perfect bile kullanmamış. Ben durduk yere geçmişte muhatap olmamak adına şunları A ve B'yi gönderiyorum. Durum biraz hayali olsaydı belki would'la kullanabilirdim ama durum gayet gerçekçi devam ediyor. Bizi geleceğe yönelik götürdüğünde future simple mı Ceyhan'da? Future perfect Edirne'de bizi karşılıyor. Ve future perfect kullanabilmemiz için gelecekte bir zaman dilimi daha bize çizilmesi gerekiyor. Atıyorum 2050 yılına kadar şu olmuş olacak, bu olmuş olacak. Ya da ben bu videoyu bitirinceye kadar işte atıyorum 40. soruya gelmiş olacağım şeklinde geleceğe yönelik bir ifade daha verilmesi gerekiyor. Burada sadece bir ima söz konusu tekste. O yüzden biz yalın olanı, risksiz olanı, sade olanı değerlendirip Ceyhan'la beraber yolumuza devam edelim arkadaşlar. Ve son olarak dediğim gibi hastalıkları sıkıntıların bir alt başlığı şeklinde, yancısı olacak şekilde sunduğundan dolayı bunu da örneklendirme yapıyor diye çok rahat görebiliriz. Burada da bir such as ifademiz like olsaydı onu da kullanırdık.
Galip geliyor. With respect to dediğimizde dair, ilişkin, yönelik efendim diye değerlendirebiliriz. Açısından, bakımından diye değerlendirebiliriz. Or else, aksi takdirde, yoksa gibi. Much as olmasına rağmen, bizim though, even though, although kısımlarından her ne kadar nokta nokta olsa da şeklinde bir much as kullanımımız var. Dediğim gibi zıtlık grubu elemanlarındandır ve rather than, mektense, maktansa, den ziyade şeklinde değerlendirdiğimiz sınavların da bolca faydalandığı bir elemandır diyebilirim. Ve geçelim, 8 tane cümle tamamlama sorumuz var, onlara bakalım. Orada close test, hani yok dille, yine dediğim gibi bir paralellik sergiliyor diyebiliriz. Biraz daha zorlayıcı olsaydı YDS'ye yaklaşmış olurdu diyebilirim. Ve 20 numaralı soruda paleontologlar ve evolutionary biologist'ten, evrim inceleyen biyologlardan bahsediyor. Have long thought that, bu kişiler uzunca bir süre şuna kafa yormuşlar, şunu düşünmüşler. The original mammals were nocturnal demiş ve orijinal memelilerin efendim gece ortaya çıkan canlılar olduğunu, gececi tabiriyle söyleyebilirim, gececi olduklarını uzunca bir süre bu şekilde kafa yormuşlar. Orijinal memelilerin gececi olduğu yönelik demiş. Burada kritik kelime aslında arkadaşlar, nocturnal kelimesi. Eğer bu kelimeyi bilen olursa işi çok çok kolay oluyor. Çünkü geceye ait, geceye dair, gececi, gece avlanan, gece ortaya çıkan şeklinde kullandığımızda burada bize en büyük yardımcının aslında night loving ancestors şeklinde, yani geceyi seven, gececi olan ataları deyip adına da böyle bize bir ipucu veriyor. Diğer seçeneklere baktığınızda zaten herhangi bir şekilde bunların faydalanmadıklarını göreceksiniz. Uzunca bir süre kafa yormaların da in part because diyerekten gidiyor. Kısmen şundan dolayı efendim gececi olduklarını söylüyor ve bir sebeple beraber güzel bir açıklama. Mammals alive today, günümüzde hayatta varlığını sürdüren memelilerin still carry traits, hala izlerini, karakter özelliklerini taşıdıklarından bahsediyor. Değil, geceyi seven atalarının, gececi olan ataların hala karakter özelliklerini taşıdıklarından bahsediyor. Bu da bunun bir sebebi olabilir mi? Evet, olabilir. Orijinallerinin geceye ya da gececi olduğunu atalarıyla beraber destek olacak şekilde verir. Herhangi bir şekilde bir zıtlaşma durumu söz konusu olsaydı tabii Bursa'yı vesaireyi falan da değerlendirebilirdik arkadaşlar. Ama işte işitme ya da çok ileri derecede koku duyularını geliştirmiş olmalarına rağmen deyip bu taraflarda olumsuz bir yargı, bir olgu vermesi gerekiyor. Zıtlaştırabileceği olumsuz bir yargı yukarıki tarafta verilmemiştir diyebiliriz. Ya da Ceyhan'da because tamam güzel diyorsun ama işte behavior is hard to discern from fossils. Yani fosillerden diyor davranışları ayırt etmek, ayrıştırmak oldukça zordur vesaire dediğimizde buradaki kısım davranış olan taraf vurgulanmıyor aslında. Gececi oldukları, gece avlandıkları, gece ortaya çıktıkları vesaire. Bu nocturnal kelimesinde that'le beraber anlatabileceğimiz bir kelime değil. Yani ejective clause da açılabilir vesaire. Bu şekilde olabilir ama açmaya uygun bir kelime değil. Arka tarafından bir de tam cümle çıkmış. Tam cümle çıktığında that'le yapılır. Biz diğerinde noun clause olarak alıyoruz. Yani ön tarafında bir believe that olsun. Şöyle bak. Thought that gibi olsun. Yani siz that'i verip de arka tarafından subjective, verb'li, objective bir çıkış yapıyorsanız bir duyguyu, bir düşünceyi, bir hissiyatı artsın. Think that gibi, believe that gibi gitsin. Hence bizim thus, therefore grubu elemanlarımızdan bir tanesi yani. Bu yüzden bu sebepten dolayı sonuç olarak şeklinde ama böyle durduk yere hence deyip devam edemezsiniz. Burada bir noktalı virgül, bir virgül şeklinde falan. Bunlar tam cümle bağlaçları olduğu için arkadaşlar. İster istemez burayı durdurmak lazım. Yani however'ı böyle nasıl dümdüz fakat anlamıyla dümdüz gidemiyorsak hence'i de, therefore'u da, thus'ı da yine böyle dümdüz gidemeyiz dedim. Evet, burada da maymungilleri vermiş primates diyerekten primatlar diye de geçiyor ve gelelim 21 numaralı soruya. 21 numaralı soru aslında gerçekten çok saniyelik bir soru. Çok basit bir şekilde size hemen aktaracağım. The whale's exposure to danger, balinaların efendim tehlikeyle karşı karşıya kalma durumu diyelim. Exposure to danger, dediğim gibi tehlikeye
maruz kalmaları, karşı karşıya kalmaları 2011 yılından beri revaçta, artıştadır diyor ve 2011 yılıyla bize aslında büyük bir yem bırakmış oluyor. Bu tarz tam cümle verildiğinde arkadaşlar son tarafındaki kelimeler özellikle zaman belirtiyorsa ve seçenekler arasında when varsa bunu bir basit bir ejective clause olarak önündeki zamanı açıklıyor deyip değerlendirmekte fayda var. Ne olmuş 2011'de diye aldığımızda da arkadaşlar arka tarafından zaten 2011'i açıkladığı için past simple kullanması kadar doğal bir durum söz konusu değildir. Hani çok basit olduğunu anlatır bize diyebiliriz. 2011 yılında Dazzles began showing up in the Gulf of St. Lawrence in Canada. Kanada'da St. Lawrence körfezinde onlarcası görünmeye başlamış 2011 yılında ve bu 2011 yılından beri de balinaların tehlikeye maruz kalmaları durumu olayı artmıştır demeye çalışıyor. Evet, onun haricinde burada söylenmeye değer herhangi bir şey var mı? Yanıltmaya çalıştıkları şeklinde. Burada zaten maruz kalmaları, tehlikeye maruz kalmaları artmıştır gibi negatif bir olguyu vermiş. Burada da yeterince uzun yaşamıyorlar demiş. İki tane olumsuzu bak nasıl bağlasın? Burada bir bağlaç mantalitesinde bir terslik var. Aynı şekilde daha fazla dişi olan erkek olanlardan daha fazlası hayatını kaybetmiştir dediğimizde yine burada bir ölüm var, yine bir eksiden falan bahsetmiş. Ya da burada bölgedeki artan balıkçılık faaliyetlerinden dolayı çok negatif bir şekilde etkileniyormuş gibi görünüyorlar dediğimizde however'la veriyorsunuz gene. Yani butlar, denizdeki but, Edirne'deki however bu zıtlık mantaliteleri görevini yerine getirememiş bir artı eksi yapmaları gerekiyordu. Zaten verilen cümle dediğim gibi eksi bize bir artı iyi gelirdi. Ama maalesef dediğim gibi daha basit bir mantıkta tutmuş soruyu yazan hocamız diyelim. 22 numaralı soruya baktığımızda ise arkadaşlar "These nations can change the course of global low carbon pathway" demiş ve bu uluslar efendim değiştirebilir. Neyi değiştirebilir dediğimizde gidişatı diye vermiş. Neyin gidişatı ya da hangi gidişat? Global low carbon pathway, küresel anlamdaki düşük karbon gidişatını değiştirebilir demiş ve these nations'la hangi nation'lar olduğunu birazcık ipucusunu bize vermeye çalışmış. Bunu biraz arayın demiş, onun peşinden gidin demiş. Bakalım. A'yı diyemeyiz burada çünkü hani these nations diyebileceğimiz bir durum söz konusu değil. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'ni vermiş. Yine aynı şekilde Ceyhan'da da bir şey göremiyorum. Yani these nations'a denk gelebilecek bir ülke, bir ulus yok arkadaşlar. Bu küresel anlamda düşük karbonun önündeki gidişatı değiştirebilecek olan uluslar A'da ve C'de gözükmüyor. Aynı şekilde D'ye baktım. D'de de yok. Ve B'de var, Nations All Around the World, dünya çapındaki uluslar şeklinde kullanmış. B'yi değerlendirebiliriz. E'de Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsettiği için E'yi de değerlendirebiliriz. En azından B ve E arasında gidip gelinmesi gereken bir sorudur diyebiliriz. Burada da hangi taraf daha fazla küresel düşük karbon gidişatını değiştirme yönelik hareket edebiliyorsa biraz daha hani iklim, küresel ısınma vesaire bu tarz konularla alakalıysa oraya doğru risk almak gerekiyorsa oraya doğru risk almak lazım. Unutmayın hemen hemen her soru çözümlerinde değinmeye çalışıyorum. Bunları kendileri oturup hocalar orijinal olarak yazmazlar. Mutlaka faydalandıkları bir kaynak vardır. Oradan çekerler. Biz de onu nereden çektiklerini bazen bu soruları nereden yaptıklarını hafif düşünürüz. Burada da sorunun özündeki, tabanındaki sektör, alan, kısım neyle alakalıysa biraz da oraya kafa yormak gerekir. Yani B'de de var, E'de de var these nations'a denk gelen. Peki B'den girdim. If nations all around the world, dünya çapındaki bütün uluslar work together on renewable energy, yenilenebilir enerji üzerinde çalışırlarsa, sustainable transport system, sürdürülebilir bir ulaşım sistemi üzerinde çalışırlarsa ve efektif politikalar efendim üzerinde çalışırlarsa bu uluslar diyor düşük karbon gidişatının önündeki bu gidişatı değiştirebilirler diyor. Olabilir mi? Olabilir. En azından çevreyle alakalı olduğunu, renewable energy gibi, sustainable transport system gibi, effective policies gibi. Bunlar değişime yol açabilecek olan durumlar mıdır? Evet.
E'ye bakalım. Because China and the USA are the two countries trying to prevent distinctions of wildlife. Yani şuradaki vahşi doğadaki farklılıkları engellemeye yönelik çalışan, çaba gösteren iki ülke olduğu için. Şu wildlife'a mı doğru mu kayarım yoksa buradaki renewable energy, sustainability tarzındaki kelimeler, effective policies gibi şuradaki low carbon pathway'e hizmet edebilecek olan kelimeleri mi kayarım? Tabii ki burada biraz da kelime yorumlaması önemli oluyor. Dediğim gibi hangi alandan çekilmiş burayı görebilen arkadaşlar 22 numarayı B yaparak yollarına devam edebilirler. Çok wildlife'a yönelik, vahşi doğaya, vahşi hayata yönelik bir soru olmadığı gözüküyor. 23 numaraya baktığımızda ise normalde YÖKDİL'de bu tarz sorularla karşılaşabilirsiniz. Biz biliyorsunuz ki Batı daha çok seçenekler arasında arkadaşlara sorarız. Burada Batı sorunun içerisine vermişler. Fark eden bir şey yok. Soru yazan hoca için biraz daha zorlayıcı olur diyebiliriz. Çünkü Batı aşağı verip Bursa'yı so yaparsınız, Ceyhan'ı ven yaparsınız, atıyorum değiştirebilirsiniz. Ama burada kişiye biraz da koz vermiş oluyorsunuz, zıtlığı burada işaret ederek. The City of Ruins, bu efendim kalıntı, bu harabe şehri are over a millennia old demiş. 1000 yıldan daha yaşlı olduğunu, daha eski olduğunu anlatmaya çalışmış. Tamam, burada zamansal olarak bir süreç veriyor. 1000 yıldan daha eski olduğunu veriyor. Tabii biz The City of Ruins'in hangi The City of Ruins olduğunu bilmiyoruz. Ona göre bir yorum götürmeye çalışacağız. Fakat dedikten sonra hangi tarafa zıtlaşabilir ona birazcık bakacağız. According to Science Channel series, they are too old. Burada bir zıtlaşma var. Olmaz. Zaten Bat'la beraber gidecek olmaz. Çünkü burada çok çok eski olduğunu vurgulamak için too old dersiniz ve burada 1000 yıllık olmasından bahsediyorsunuz. Sonuç itibariyle ikisi de eski olduğunu, yaş aldıklarını anlatırlarsa o zaman burada ne tarz bir zıtlaşma olacak? Yani siz burada zamansal olarak too old değil de atıyorum bazı parçalarının işte çok modern olduğunu, çok yeni gözüktüğünü falan anlatırsınız. Biraz daha uzlaşmış olursunuz. Too old'la bu zıtlaşma gerçekleşmiş olmaz. But thanks to the new technology, it's on the outskirts of the city. Fakat yeni teknoloji sayesinde şehrin eteklerindedir dediğimiz şey ne olabilir? Hani şehrin eteklerinde olmasıyla 1000 yıllık vesaire olması arasında bir bağlantı ya da bir zıtlık var mıdır? Yoktur arkadaşlar. Yine aradığımız bir zıtlık ifadesini bulamıyoruz. Fakat demiş satellite images demiş, bu imagines değil de images olması gerekiyor tahminim. Ufak tefek hatalar olmuş. Satellite images show 97 geometrically similar shapes demiş. Uydu efendim görselleri 97 tane geometrik benzer şekli göstermektedir diyor. Burada hani 1000 yıllık olması ya da çok çok eski olmasını vermiş ama arka tarafta bir benzerlik noktasını veriyor. Normalde 1000 yıl, 2000, 3000 yıllık vesaire yani şehirleri, harabeleri, kalıntıları vesaire düşünecek olsak birbirinden çok farklı şekillerde ya da şeklinin çok açık olup olmaması durumunu değerlendirebiliriz. Hatta şekli birbirine benzemeyebilir bile. Ama burada 97 tanesinin birbirine benzediğini anlatmaya çalışarak da hani eski olmasına rağmen yine de o benzerlik noktaları varlığını sürdürüyor demeye çalışmış. Tam %100 aradığımız şey değil ama A ve B'ye göre biraz daha kalıcılığı var diyebilirim. Fakat amaçları belirsiz dediğinizde hani zamansal olarak 1000 yıl, 2000, 3000 yıllık bir yerden bahsedip amaçları belli belirsiz şeklinde gitmek de hani çok da mantıklı değil. Arka tarafta coming down to the ground level even more astounding demiş bir cümle olacak şekilde çıkarmamış maalesef. Kısaltma olacak şekilde baştan sona gitmiş. Bu da gramer ve hani cümle dizilim kuralına aykırıdır. İster istemez burada aslında C'yi vermiş. Ben olsam Batla alakalı bir soru hani buraya yazacak olsam tamam 1000 yıldan fazladır vesaire diye girişini yaparım. Ama arka tarafından hani dediğim gibi o benzerlik noktasını farklı bir şekilde vurgulamaya çalışırım. Daha güzel bir ortama oturtmaya çalışırım. Hani yeni gözüküyor diyebilirim. Sanki o kadar da çok çok eski değil gibi bir izlenim sunmaya çalışırım. Tam öyle kişilerin istediği gibi bir soru olmamış olabilir. Çözen arkadaşlar da hani burayı kaçırmış olabilir. Gayet doğaldır bence.
24 numaralı soruya geçtim. Star Wars bestekarı John Williams diyor. Bir rekoru elinde bulunduruyor. More Oscar nominations than anybody living demiş. Yaşayan herhangi birisinden daha fazla Oscar adaylığına yönelik. Yani Oscar alma değil de Oscar adaylığına yönelik rekoru elinde bulunduruyor demiş. Arka tarafından A'da, C'de ve E'de kısaltmalarla bunu desteklemeye çalışmış. Destekleyebilir. Tam bir cümle olduğu için burada arka tarafından kısaltmaya gitme hakkı var. Bursa'da bir paralellik sergileyip Ant'le beraber denizde bir zıtlık yapmaya çalışmış. Havebur demiş. A'ya bir bakalım. Yaşayan herhangi birisinden daha fazla efendim Oscar adaylığının elinde bulunduruyor. Developing a sunlight phobia from staring at the sun demiş. Güneşe bakmaya yönelik bir gün ışığı fobisi geliştirmiş. Böyle bir fobiye yakalanmış yani kendisi. Bunun Oscar'la ya da aday gösterilip göstermemesi diyor. Ama sektörüyle ne alakası var burada? Nasıl bağlayacağız arkadaşlar? Olmaz değil mi? Yani bu kişinin böyle bir fobisi olmasının aday gösterilmesiyle bir alakası yok. And he never wrote a single line of programming code. Yani program kodunun tek bir satırını bile yazmamasından bahsedip de Ant'le beraber böyle bir olumsuz yargıyı sunup bu tarafta aday gösterilmesi arasındaki ilişki de dengesiz olur sonuç itibariyle. Adam bu kadar aday gösterilmesinin elinde bulunuyorsa bir satır şunu bile yazmadı demek çok da mantıklı olmaz. Ant değildi, daha çok Bat'a yönelik bir bağlaç kullanımı olması gerekiyordu. Bursa'da Being a Warlord 145 new patent since his death demiş. Vefatından itibaren 141 yeni patente efendim patentle ödüllendirilmesine rağmen demiş. Rekor elinde bulunduruyor. Demek ki yani varlığını vesaire falan devam ettiriyor. Bu kişi hayatta olacak şekilde yani değerlendiririz. Ya da ölümünden itibaren 141 tane patentle ödüllendirilmesine rağmen olan kısım yukarıdaki aday gösterilmesiyle ne alakası var? Ben burada burayı hani despite vesaire şeklinde okuyorum. Sanki despite varmış gibi normal burası kısaltma olduğunu söylemiştim. Yine yukarıda verilen cümleyle arkadaşlar bağlantı noktasında problem yaşıyor. Burası da hani o sektörle alakasını anlamaya çalışıyorsunuz. Patent kelimesi özellikle yukarıdaki cümleye nasıl bağlanıyor diye. However, he wrote all of the songs himself. Fakat diyor bütün şarkıları kendisi yazdı diyor. Yani buradaki zıtlığa baktığınızda ne tarz bir zıtlık olabilir diye düşünüyorsunuz. Yukarıda zaten rekoru elinde bulunduruyor. Fakat bütün şarkıları kendisi yazdı dediğinizde buradaki zıtlaşma değil, yine paralellik sergiliyor. Fakat hiçbir şarkıyı kendisi yazmadı, hiçbir besteyi kendisi yapmadı falan gibi bir şey olması lazım. Zaten burada bestekar olduğunu biliyoruz. Niye However'la beraber bunu desteklemeyecek bir ifade kullanalım ki? Daha çok işte ne bileyim and gibi bir şeyle yaparsınız. Oraya destek verecek bir ifade kullanırsınız. Furthermore olabilir. Moreover olabilir, and olabilir dediğim gibi. Averaging one nomination a year since his first in 1967 demiş ve 1967 yılında ilk aday gösterildiğinin ardından ortalama bir aday olacak şekilde gösterilmiş. İlki 1967'de olacak şekilde bu dönemden beri ortalama bir adaylık aldığını düşünecek olursak tabii ki rekoru elinde barındırır ve buradaki nomination kelimelerinde zamansal olarak vurduğunuzda da yine rekor olmasını 1967'den beri aday gösterilmesiyle aldığınızda gayet hem sektörle hem yukarıdaki cümleyle çok rahat bağlanabilecek bir kısaltma olduğunu görüyoruz. 25 numaraya baktım ve while'la beraber bir zıtlaşma elemanı olacağını söyleyeyim. Çünkü genelde sınavlarda sorulduğunda while bize zamansal olarak bir şey çok fazla katmıyor. Ama zıtlık olacak şekilde while ve whereas'le beraber çok fazla kullanılıyor diyebilirim. While the basic format of teaching may remain largely unchanged demiş. Eğitim öğretiminin burada öğretimin temel formatı büyük oranda değişikliğe uğramamasına rağmen largely unchanged. Bu tarafta büyük oranda değişikliğe uğramamasını ben bir eksi olacak şekilde alıyorum. Bu tarafta artı bir şeye ihtiyacım var benim. O zaman baktığımda ders kitapları efendim hala okul tecrübesinin büyük bir parçasını oluşturmasını hani
Tamam, bir artı olarak vesaire falan alalım da bu tarafa zıtlaşabilecek mi? Gücü yetebilecek mi orası? Bir tarafta değişmeyen bir şey varsa öbür tarafta hafif değişimle alakalı olabilecek olan, iyileşen, değişen, gelişen böyle bir şeylere ihtiyacımız var. Baktığımızda günümüzdeki sınıfların geçmişteki sınıflardan işte farklı olmaması, bu da bir eksiliktir. Temel eğitim formatı büyük oranda değişmemiş olarak kalmasına rağmen teknoloji çocukların öğrenme şekillerini, ne öğrendiklerini, nasıl öğrendiklerini vesaire falan bunu geliştirmiştir, bunu değiştirmiştir dediğimizde bak şimdi oldu işte. Bu tarafta değişmeyen bir şey var. Burada ise gelişen, efendim bir nevi değişen bir şey olduğunu görüyoruz diyebilirim arkadaşlar. Ve these books derken bakın işte sorular nereden yazılıyor? Şu textbook'un devamı olan bir these books'tan bahsediyor aslında. O yüzden hani soru yazmak bazen sizin düşündüğünüz kadar zor değil arkadaşlar. Bir öğretmen gibi de düşünebilirsiniz. Soru yazan hoca gibi de düşünebilirsiniz. Nereden burası kopartılmıştır? Nereye eklenmeye çalışılıyor gibi düşünebilirsiniz. When the US half-cent was discontinued in 1857 for not having enough buying power demiş. Yeterince satın alma gücü olmadığından dolayı 1857'de Amerika'daki 50 kuruşlar diyelim half centler, bu 50 kuruşlar tedavülden kaldırıldığında yani discontinued artık 50 kuruşlarda devam edilmediğinde ne oldu ne bitti ona bakalım. It was worth about the same, aynı değerdeydi, aynı şekilde değer görmüştü diyor. As a modern US dime demiş, diyeyim demiş. Günümüzdeki efendim Amerika'da kullanılan bu onda birine denk gelen diyelim bir doların yani 10 kuruşluk olan günümüzdeki Amerika'da kullanılan 10 kuruşla aynı değerde idi diyor. Artık tedavülden kaldırıldığında ikisinin de değerinin aynı olduğunu anlatmaya çalışıyor. Bir tarafta half cent'i 1857'de kaldırıldığında artık tedavülden günümüzdeki 10 cent'le diyelim kaldırılma durumuna eşdeğer olduğunu, aynı değerde olduğunu, her ikisinin de bir nevi aynı kaderi paylaştığını anlatmaya çalışmış. Ters uyuyor mu? Evet, pasta pas gitmiş. Burası önemli çünkü şu present'ları bir nevi kullanmayacağım zaman uyumsuzluğu yarattığı için. 1850'de tedavülden kaldırıldığında Amerikan İç Savaşı 1861'de patlak verdi vesaire dediğimizde hani bir kaleye saldırdıklarında Konfederasyon birlikleri vesaire diye. Bununla bir bağlantısı olur mu? Bir tanesi 57'de olan olayı anlatırken bir de 61'deki olayı hemen Venn'le beraber geçişi biraz mantıksız olmuş arkadaşlar. Düşünsenize. Atıyorum ben diyorum ki 2010 yılında eski 20 TL kaldırıldığında 2015 vesaire. Hemen niye 2015'e sıçrarız ki? 2010 yılında kaldırıldığında ne olduğunu anlatırsınız. Günümüzdeki yani burada bahsedildiği üzere 10 centle kaldırılmasına aynı değerdeydi, aynı durum söz konusuydu demeye çalışıyor. Ya da en uzun savaş deyip yine bunu savaşa bağlamanın bir anlamı yok. Sonuç itibariyle şuradaki iki para birimini gören arkadaş için bile saniyelik sorudur diyebiliriz 26 için. Ve 27 numaraya geldiğimde son mu? Bakayım cümle tamamlandı. Evet, cümle tamamında son soru. Some volcano reactions are capable of creating powerful electric charges demiş. Bazı volkanik patlamalar neye mahiyet var, neye yeteneği var, neye gücü yetiyor? Creating powerful electric charges demiş. Güçlü elektrik şarjları oluşturma becerileri, mahiyeti, yeteneği vardır demiş. Buna gücü yetmektedir diyerekten present bir giriş yapmış. Adana'ya baktığımızda bir tuhaflık var. Yani hiçbir bağlaç, herhangi bir yapı, ne bir if, ne bir when, ne bir until, hiçbir şey almadan even'la beraber bir cümleye doğru devam etmiş. Ama even'la beraber bir cümleye devam edemeyiz arkadaşlar sonuç itibariyle. Hani bir durdurman lazım, bir şey ver ki. Çünkü even'ın, atıyorum even da olsa tamam bunu bir cümleye kavuşturabilirsiniz, bir yan cümlecik yaparsınız ama even'ın kendisiyle bir yan cümlecik yapılmaz. Yine dil bilgisi kurallarını vesaire cümle düzeni kurallarını gayet aykırı bir durum. Habem böyle durdurmadan fakat anlamıyla bir noktalı virgül virgül ya da tek bir nokta olacak şekilde durdurmadan gidemeyiz arkadaşlar. Çünkü bunlar tam cümle bağlaçları olduğu için mutlaka kendilerini durduracak bir elemana ihtiyaç duyarlar. Ceyhan da yine aynı bu hatayı yapmış diyebiliriz. If'in içerisine burada past simple almış bir type 2 yapmaya çalışmış. Ama bu tarafta are yerine ne olması gerekiyordu? Would vesaire olması gerekiyor ki
Hani tam bir Type 2 gerçekleşsin. İster istemez bizi Edirne'ye götürmüş. Diyor ki bu güçlü elektrik şarjlarını anlat. Neye yol açabilecek? Bolts of lightning. Efendim, yıldırım, şimşek vesaire yol açabilecek. Elektrik şarjlarından bahsediyoruz. As large as 2 miles long. Neredeyse 2 mil uzunluğundaki yıldırımlara yol açabilecek elektrikli şarjlardan bahsediyoruz. Hemen önümüzdeki elektrikli şarjları anlatan ve tensimi de yine kendine beraber ara denk tutan. Hatta güzel bir ifade var. Capable, yani bir şey yapabiliyorsa, edebiliyorsa bu neye denk gelir arkadaşlar? Sonuç itibariyle can'e denk gelir. Çünkü bir can demek bir şeyi able edebilmek, yapabilmek demek. Ufak da bir kelime, gramer bağlantısı vardır diyebiliriz gönül rahatıyla. Çeviri sorularına baktığımızda 6-6 olacak şekilde gideceğiz. 28 numaralı soruda if one of your grandparents are Irish demiş, bir yan cümle vermiş. Ana cümleyi bulacağız şimdi. Geliyor. You could claim Irish citizenship no matter where you live or were born without knowing anything about Ireland diyerekten gitmiş. Şurası if the clause'la beraber yan cümle. Ana cümlemiz you could claim Irish citizenship şeklinde olan kısım. Çünkü no matter where'le beraber or were'le beraber giden kesimde yine bir yan cümle oluşturmaya çalışmış arkadaşlar. Bir adverbial clause oluşturmaya çalışmış. You could claim Irish citizenship dediğimizde hani İrlanda vatandaşlığı talep edebilirsiniz, isteyebilirsiniz. Böyle bir talepte bulunabilirsiniz şeklinde gidiyor. Hemen son taraflara, çünkü ana cümlemizi eğer ki İngilizce'den Türkçe'ye çeviriyorsak ana cümlemizdeki fiil yapılarını ve yanında olan birkaç ifadeyi bulmanız yeterli olacaktır. Adana'ya baktığınızda talep edebilirsiniz demiş olur. Kökenli olmalıdır kısmı bizim ana cümle tarafımız değil. Bir önemi yoktur kısmı ana cümle tarafımız değil. Gerek yoktur kısmı yine ana cümleyi oluşturmuyor. Yani you could claim'li kısmı oluşturmuyor. İrlandalı olması yeterlidir. Enough'da herhangi bir şekilde bir ifademiz yok. Bu biraz basit olmuş. Hemen A'yı alıp yolumuza devam edebiliriz. Hiç yormadan sizleri de. 29 numaraya baktım. To summarize, özetlemek gerekirse ya da özetle şeklinde. Evet, burada girişte güzel olmuş. Bir özetle şurada var. Bir de özetleyecek olursak demiş. Denizli de var. Şimdi bunu değiştirip hocam kısaca söylemek gerekirse diye belirtemez miyiz şeklinde aklınıza gelebilir. Öncelikli olarak hayır. Çünkü kısaca söylemek gerekirse zaten to cut it short var. Ya da briefly var. In brief var. Bu tarz ifadeler var yani kısaca söylemek gerekirse ifadeleri. To summarize veriyorsak bunu özetle alakalı olabilecek olan bir şeyle değerlendirmek daha mantıklı olur diyebilirim. Roy Glass links the disorder of FD to personality differences related to sensitiveness and biases of introverts and extroverts şeklinde gidiyor. Buradaki fiilimizin links olduğunu görebiliriz. Bakalım Adana'da bağlamaktadır demiş. Çok güzel. Denizli'de ilişkilendirmektedir diyor. Fena değil. İkisi de bizi sıkıştırmaya çalışıyor. Okuyalım bakalım Adana'da. Roy Bless var. FD bozukluğunu, şuradaki FD bozukluğunu, içe dönük ve dışa dönük kişilerin, içe dönük ve dışa dönük olan kişilerin hassasiyet, sensitiviniz, ön yargılarıyla biases, ilgili, related to, kişisel farklılıkları, personality differences, her şey var. Yine bir Adana galip geliyor. Peki Deniz'in hatasına bakalım. FD hastalığı Roy Bliss'in araştırmalarında bu yani FD hastalığını baş tarafa çekmiş. FD hastalığı biraz da arka tarafta kalıyor. En azından bir Roy Bliss de girip daha iyi gitseydi yolu da araştırmalarında kısmını da zaten yukarı tarafta göremeyeceksiniz arkadaşlar. Herhangi bir araştırma kelimesi yok. Bu da bir nevi kolay olmuş diyebiliriz. 30 numaraya geldim arkadaşlar. Diyor ki because it's illegal to hunt alligators in the US. Alligator yan cümle verildiği için hemen hızlıca geçebilirim. Şurası geliyor. Alligator meat must be purchased from farms and once an alligator is 5 to 7 feet long. And'ın arka tarafından yeni bir cümle başladı. Yeni cümleye de once'la beraber başladı. Burayı da göz ardı ediyorum. Çünkü burası da when'le alakalı. Nihayet and'le beraber when'in ardından gelebilecek olan ikinci cümlenin ana fiil kısmına geldik. It is ready to be slaughtered for meat, hide and teeth demiş arkadaşlar. It is ready ile yani hazır olmasıyla alakalı bir soru bakalım hazırdır diyor olur.
Hazırdır diyor, olur, güzel. Böyle soruları daha çok seviyorum diyebilirim. Avlanmalıdır, hayır. Gerekmektedir, hayır. Yasaldır, hayır. Biraz daha YÖK dili hafif uygun olmuş. Tabii yukarıdaki çeviri sorularında da yani YÖK dilde de tık deyip bulabileceğiniz çeviri soruları var. Bakalım ne yapmaya hazırdı? Burada slaughter for meat, hide and teeth demiş. Hemen şuradaki. Eti, derisi ve dişleri için kesilmeye hazırdır. Eti, derisi ve dişleri için kesilmeye hazırdır. Fena değil çeviriler. Her ikisi de bizi zorlamış. Şu başa dönelim. Amerika'da timsah yemek yasak olduğundan. Timsah yemek değil arkadaşlar. Buradaki avlamak yasak olduğundan olması gerekiyor. Kritik kelimemiz avlamak ve yemek fiilleri arasındaki durumda çözülmüş. Demek ki Hunt'la beraber avlamaya gitsem bursayı almış olacağız. 31 numara soruda giriş tarafında bir hata var mı diye bakıyorum. Yıllarında, sırasında, başlarında. Bu başlarında herhalde yine burada bir yazım hatası vesaire olmuş. Belki at the beginning of şeklinde bir şeyler yazmaya çalışmışlar ama unutulmuş diyelim. Biz buraya beginning olacak şekilde alalım. Beginning of the World War One, tanks were grouped according to their gender. Ve nokta. Bu tarz bir çeviri sorusu ya da hani çok fazla karşılaşması. Çünkü verdikleri arkadaşlar çeviri sorularında genellikle cümleleri böyle ayrı ayrı olacak şekilde değil de eğer bildiğiniz üzere tek bir cümle gelir. Herhangi bir bağlaca bağlanır sonra devam eder vesaire yoluna bu şekilde devam eder. Hani nokta koyup bir daha bir cümleye başlamak çok fazla bizim sınavların özellikleri arasında değil. Ama yaparlar mı yapabilirler hiç yani olmayacak diye bir durum söz konusu değil. Kafaları ne eserse onu da gerçekleştirirler. Pekala. The beginning of the World War One. Tanks were grouped according to their gender. Şurada bir gruplama, bir sınıflandırma olayı var. Tanklar diyor cinsiyetlerine göre sınıflandırılıyordu. Madem tek bir cümle verdi ben de bunu değerlendireyim. Birinci Dünya Savaşı'nda cinsiyetlerine göre ayrılan tanklardan o bu durmamış bile. Bakın baştan sona tek bir cümle olarak gitmiş. Biz burada durmamız gerekiyor. Birinci Dünya Savaşı yıllarında tanklar da bize bir dağılık gerek yok arkadaşlar. Hani olsoluk, evenlik vesaire falan bir durum yok. Birinci Dünya Savaşı sırasında bazı tanklar değil ya, sadece tanklar olması gerekiyor. Birinci Dünya Savaşı'nın başlarında tamam. Tanklar cinsiyetlerine göre gruplandırılmıştı galiba. Hani aradığımız seçenek bu olsa gerekmiş. Burada gruplandırılan demiş, hala devam ediyor. Gruplandırıldı ve nokta olacak şekilde Denizli dediğim gibi. Hani burada da biraz kolaya kaçmışlar işin açıkçası. Gerçi evet yani çeviri sorularından çoğu kişi korkmaz ama yine de özellikle YDS'de geldi mi bazen geliyor yani orada ben zamanında çok çok biliyorum hocam çeviri sorularında kaldım durdum gitmedi vesaire. Considered as the father of the computer, Charles Babbage conceptualized and invented the first mechanical computer in the early 19th century demiş. Tek bir şekilde kısaltmayla beraber girip şu tarafta conceptualized and invented. Biz ikinci tarafta invent'a bakacağız ve icat etti. Güzel. Kavramsallaştırdı ve icat etti. Güzel. Bilinmektedir olmaz. Sonra da icat etti olmaz. Bilinmektedir olmaz. Anılmaktadır olmaz yahu. Evet. Yine geldik. 32 Adana demiş. Bu arada bir Adana, Bursa, Adana, Bursa şeklinde falan gidiyor. İnsan bir dağıtır birazcık ya. Bilgisayarın babası olarak. Çok bilgisayarın babası şeklinde değil de yani bilgisayarın öncüsü desek biraz daha güzel olur diyebilirim. En azından daha iyidir. Babası biraz tuhaf geldi bir an. 33 numara soruda bir evet, soru cümlesi çıkarmışlar. Bakalım ne diyor? Do you know the assistant Siri first offered with the iPhone 4S means beautiful women that leads you to victory in Norse demiş. Peki Norse da yani Norveç dilinde, Norveççe'de. Şu anlama geldiğini biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Olur. Biliyor muydunuz? Yani biraz hani çok geçmişle alakalı çeviri olur mu? Çok olmaz. Yani biliyor musunuz? Daha güzel. Biliyor musunuz? Olur. Biliyor muydunuz? Yine soğuk bakacağım bunlara. Biliyor muydunuz? Hani normal günlük kullanımda evet yani do you know şeklinde bir soru sorulduğunda biliyor muydun diye çevirisi falan olur. Burada sadece önceliğimi vermeyeceğim. Şuradaki biliyor musunuz, biliyor musunuz kesimlerine doğru gitmeye çalışacağım. Bir risk alıp tabiri caizse. Anlama geldiğini, evet anlamına geldiğini biliyor musunuz? Burası önemli. Çünkü Ceyhan da diyor ki kullanıldığını biliyor musunuz? Hayır kullanıldığını değil.
Siri'nin şu anlama geldiğini biliyorsun. Çünkü şurada ek bilgi içerisine almıyorum. Ne de olsa ek bilgi arkadaşlar. Yan tarafında olan kesim şu anlama geldiğini biliyor musunuz diye olması gerekiyor. Bir kontrol edelim yine Adana'da. İlk kez iPhone 4S ile sunulan, tamam bak şuradaki kısaltmayı vermiş. First offered iPhone 4S. Asistan Siri'nin, tamam özneyi toparlıyor. Norveçliğinde arkadan toparlıyor. Sizi zafere götüren güzel kadın içeri veriyor tırnak içinde. Anlamına geldiğini means biliyor musunuz demiş ve Duino'la beraber finalde ne kazandı? Tuhaf bu kadar çok A'ya hani yığmakta iyi değil diye düşünüyorum en azından biraz dağıtsalarmış. Peki yani Türkçeden İngilizce'ye geçelim. Burada ne yapıyoruz? Bize verilen Türkçe cümlenin güzel bir şekilde öznesini güzel belirliyoruz. Öznenin ardına hemen fiili getireceğiz arkadaşlar. Önce özne, sonra fiil diye yol alacağız. 34 numaraya bakalım. Son zamanlarda yapılan bir araştırma. Eşlerini en iyi arkadaşlar olarak görenlerin evlilikten diğerlerine göre iki kat daha fazla doyum aldığını ortaya koydu diyor. Öznemiz son zamanlarda yapılan bir araştırma. Sonrasında bakalım ortaya koydu, açığa çıkardı, ifşa etti vesaire de gidecek. Şu özneye bakalım. Son zamanlarda yapılan bir araştırma. Some studies olmaz. A study tamam araştırma var ama son zamanlarda yapılan kısmı yok. According to a study tamam ama e-görelik bir şey değil. A recent study güzel. Son zamanlarda bir araştırma. Yani en iyisi budur şu anda. Çünkü studies showed etti bir şeydir ne olmaz ama recent'ı son zamanlarda. Study'nin içerisinde de yapılan bir araştırma diye artık yediriyoruz. Bazen kötünün iyisini seçmemiz gerekebilir. Burada Denizli alıyorum. Ortaya koydu. Has revealed that ondan sonra zaten gidiyor. Cümlenin devamı hiç bakmaya bile gerek yok sınav ortamında. Bu da saniyelik soru olmuş arkadaşlar. Pekala umudumuz 35. Bakalım 35 ne diyecek? Almanya olumdaki ekmek kültürü efendim. Müzesinin hiçbir ekmek olmayan 18 bin parçalık bir koleksiyonu bulunmaktadır diyor. Almanya'daki ekmek kültürü müzesinin hiçbiri ekmek olmayan 18 parça bir koleksiyon bulmaktadır. Şimdi özneye baktığımızda şu müze değil mi? Evet, ekmek kültürü müzesi bir de Almanya'da oldu. O zaman Almanya onundaki ekmek kültürü müzesi. Sonra ne demiş? Koleksiyonu bulunmaktadır falan demiş. Koleksiyonu bulunmasını koleksiyona sahip olmaktadır diyebilirsiniz. Koleksiyon elinde bulunduruyor falan gibi bir fiil lazım araya. Yine uzun bir öznemiz var. Bakalım ne çıkacak? 35 numaralı. Adana'ya baktım. The Museum of Bread Culture in Ulm, Germany. Tamam. O, ekmek kültürü. Efendim müzesi almaya. Ondaki demiş. Baş tarafı toparladı. Merak ettim. Devam edeyim. Koleksiyonu bulunmaktadır. Güzel. Has a collection of 18 efendim, thousand items demiş. None of which ile beraber hiçbir ekmek olmayan kısmını şu en anlı olan kesimleri ejective clause olacak şekilde arıyoruz zaten. Ne zaman ki bir en an görsek ya bir who'ya ya bir which'e ya bir that'e gönderme yapıyor arkadaşlar. Galiba yine Adana olacak şekilde öznelere bakıyorum. Ceyhan güzel girmiş yine. Hez'le beraber güzel girmiş ama do'a rağmen koymuş. Maalesef bu da olmayacak. O Edirne'ye gitmiş. Burada sayısına gitmiş. Güzel. Yine sadece Adana olduğunu görüyoruz. Arkadaşlar sevmişler Adana'yı. 36 numaralı soruya baktım. Köpekler Birinci Dünya Savaşı'nda vücutlarına bağlanmış kapsüller içinde ön cephelere emirleri ulaştıran elçiler olarak kullanılmıştır. Güzel, ilginç bir cümle. Bakalım çeviride zorlayacak mı? Köpekler özne kullanılmıştır efendim fiil. Önce bunları alacağım. Bakalım ne tarafa doğru alacak. Birinci Dünya Savaşı'nda emirler iletildi diyor burada. Maalesef emirler özne değil. Köpekler güzel pekala. Taşıyan köpekler şeklinde mi gidiyor? Carrying orders to the front lies in capsules. Kapsüller içinde emirleri ön cephelere ulaştıran köpekler mi özne yoksa sadece köpekler mi? Evet herhangi bir ek bilgiye ihtiyaç yok. Köpekler sadece olması gerekiyor. Ek bilgiye gerek yok. Güzel. Ceyhan da demiş ki köpekler Birinci Dünya Savaşı'nda kullanıldı ama bir şey eksik. Elçiler olarak kullanıldı kısmı maalesef cümlenin hiçbir tarafında elçi kelimesi geçmiyor bile. Burada ordular köpekleri kullandı diyor. Hayır köpekler. Güzel köpekler bakın elçiler olarak kullanıldı Birinci Dünya Savaşı'nda ve taşıma kısmında arka taraftan
getirmiş. Arkadaşlar ulaştırma kısmında arka tarafa doğru vermiş. Şu bağlanmış olan var mı? Evet, şurada attach to their bodies şeklinde kullanılmış. Biraz düşündürüyor ama çok da fazla hani bir durumu yoktur diyebilirim bu soruda. 37 numaralı soruya baktığımızda bir Birleşmiş Milletler raporu Endonezya'da 2. Dünya Savaşı'ndaki Japon işgalinde kıtlık ve zorla çalıştırılma sonucu 4 milyon insanın öldüğünü belirtti cümlesinin öznesi bir Birleşmiş Milletler raporu. Sonrasında belirttiği arayacağım ve sonra arka elemanlara bakalım. Önce işimize yarayanları. A UN report stated that. Güzel. Bir Birleşmiş Milletler raporu şunu belirtti ki. Bir Birleşmiş Milletler raporuna göre değil belirtme lazım. Venli olan bir şeyi hani gerek yok. Cümlenin bu kadar arka tarafa niye yaptın? Cümlenin özü zaten Birleşmiş Milletler raporu. Birleşmiş Milletler bildirmektedir ki. Hayır. Birleşmiş Milletler belirtmekte, bildirmekte kısmı değil. Raporu belirtmekte, bildirmekte deseydi olurdu. Burada da the result of demiştim sonucunda. Evet, bu soruda da aradığımız çetinliği bulamadık arkadaşlar. Yolumuza 38 numaralı sorudan bakalım. Devletler çökünce. Böyle kısa ifadeler görüyorsanız arkadaşlar risk alabilirsiniz. Yani devletler eğer yani bu eğerli olacak boyutta vermez de bize if'le beraber. Daha çok çökünce kısmını veren bakın. When governments collapse. Ya da when işte states collapse, when states collapse. Güzel yani en azından bir BCD girişi olması iyi. A ve E'yi dışarı attım. Bakalım sonrası nasıl devam ediyor. Sadece teröristlere ve uyuşturucu kaçakçılarına sığınak olmaz. Aynı zamanda mülteci yığınlarının zengin ülkelere yönelmesini teşvik ederler demiş. Devletler çökünce olan durumu anlatmış. Burada sadece nokta nokta değil aynı zamanda nokta nokta yani bir Natonli Batolso Bursa'da bir Natonli Batolso göremiyorum. Hemen devre dışı bıraktım. Ceyhan'da bir Natonli Batolso var. O Denizli'de Natonli Batolso var. Güzel. Ceyhan'a bir okuyalım. They not only become heavens for terrorists and drug smugglers. Demiş güzel bir giriş. Yani sadece bunlara sığınak olmakla kalmaz. But also prompt multitudes of refugees to head for richer countries. Güzel gitmiş. Denizli'ye bakalım. Denizli'ye become heavens for... Aynı gidiyor gördüğüm kadarıyla. Evet. Harika. Harika. Maltese. O birebir gidiyor. Richest countries demiş burada. Burada richer countries demiş arkadaşlar. Buradaki kısımda da zengin ülkeler demiş. Yani rich yok bile bakın. Burada da ufak da olsa bir hata var. Hani mülteci yığınlarının zengin ülkelere yönelmesine dediğinizde niye? Yani rich countries deseniz yanlış bir şey olmaz. Ama burada madem sınav esnasında bir risk alma durumu falan olacak. Richest mi, richer mi o zenginliği daha rahat aktarabilir? Richer. Sonuç itibariyle buradaki ülkelerin başına bir sıkıntı geldiyse zengin ülke dediğinde onlardan daha zengin olan ülkelere doğru yol alması gayet normal olur. İşte yani rich deseler daha bizim için anlaşılabilecek bir soru olur ve Terra Australis hakkındaki efsaneler ve spekülasyonlar antik çağlara kadar uzansa da şurada bir uzansa da kısmında bir zıtlık olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Antarktika ilk kez 1820'de Ruslar tarafından keşfedilmiştir kısmında da Antarktika bizim ana cümlemizin öznesi oluyor. Şu uzansa da kısmını biz neyle verebiliriz? Do ile falan verebiliriz çok rahatlıkla. Burada Do ile giriş yapmış ama Ruslar efendim keşfetmesinden bahsetmiş. Terra Australis'i keşfetmesine rağmen diyor hayır Terra Australis. Öznesinin içerisindeki hakkındaki efsaneler ve spekülasyonlar antik çağlara kadar uzansın. Ruslar arka taraftan geliyor. O yüzden doğu giriş doğru ama Russians'ı getirmek yanlış olmuş. Böyle farklı bir giriş var mı? Var. Denizde var. Edirne'de despite the fact that var. Güzel. Denizli'ye bir bakalım. All the myths and speculations. Bakın olduğu yerde kullanılıyor. Görüyor musunuz? About Terra Australis date back to antiquity demiş. Evet, antik çağlara kadar uzansa da kısmını date back to ile beraber verebiliriz. Olduğunun içerisinde bütün yukarıda bulduğumuz elemanlar var ve artı Antarktika'da cümlemizin öznesi olacak şekilde bizi burada karşılıyor diyebiliriz. İlk kez 1820 yılında deyip Ruslar tarafından kısmı gidiyor. Burada da only kısmını çevirmeden devam etmişler. Böyle bir inisiyatif alıp, inisiyatif almaları bir şey demiyorum ama hani çok da böyle richest arasını bırakmak çok da mantıklı değil. 39'daki gibi bir 10'liye çevirmeden yoluna devam etmek bir inisiyatif almaktır. Bunda herhangi bir sıkıntı yok ve
Kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar.